Sevdiklerimiz için dua ediyoruz, akrabalarımız için dua ediyoruz, halkımız için dua ediyoruz, ülkemizdeki her bir can için, dünyadaki insanlar için dua ediyoruz Rabbim. Lütfunu insanlar üzerinde arttır. Karanlığın gücünü, şeytanın yetkisini senin adınla reddediyor, def ediyoruz. Kurtaran elini uzat, her birimize dokun, dünya üzerinde adın yücelsin, adına övgüler sunulsun, senin egemenliğin gelsin, kurtarışın gözüksün, senin adına övgüler sunulsun diye dua ediyoruz. İsa Mesih'in yüce adıyla dua ediyoruz. Amin. Amin. Seni yücel. Rab her birimizi bereketlesin kardeşler. Buyurun oturabiliriz. Rabbin sözünü paylaşması için pastörümüzü. Rabbimiz yaşayandır olan İsa Mesih'in yüzü bugün her birimize parlasın. Amen. Rab canımıza huzur, sevinç ve selamet versin. Yüzünü güneş gibi her birimize çevirsin ki içimizde ne karanlık varsa, ne sıkıntı varsa, ne ağırlık varsa, şeytanın ne baskısı varsa ondan hepsinden özgür olalım. Amen. Ve bugün bütün yürekle, sevinçle Tanrı'yı övelim ve yüceltelim. Çünkü aramızdadır. Övülmeye ve yüceltilmeye layıktır. Amin. Amin. Evet, bugün sizlere yine kutsal kitaptan, Selaniklere yazılan mektuptan paylaşmak istiyorum. Paulus Resul Selanik Kilisesi'ne iki mektup yazdı. Birinci mektup 5. bölüm. 5. bölüm 12. ayetle 23. ayetler arasında sizinle paylaşmak istiyorum sevgili kardeşler. Paulus Resul bu bölümde kilise üyelerine bir takım öğütler veriyor. İnsanın olduğu yerde sorun olmaz mı? Sorun olur. Sorun varsa Rab İsa Mesih'ler ne yapar? Kendi ruhuyla o sorunların giderilmesini sağlar. Çünkü Rab kutsal kitaba göre sağlayanımızdır. Nedir sağlayanımız? Yani her ihtiyacımızı karşılayan, her konuda bize hikmet veren, yol gösteren, bizi bereketleyen. Tanrı kelamı istiyor ki evet biz insan olarak zayıflıklara sahibiz. İnsan olarak hatalara sahibiz. İnsan olarak günah zaman zaman üzerimizde egemenlik sürüyor. Ama bütün bunlardan çözülelim, bunlardan uzaklaşalım ve Rabbin gözünde doğru olan bir yaşamı sürmek için kendimizi Rabbin denetiminin altına bırakalım. Geçen haftalarda biliyorsunuz Korintos Kilisesi'ne yazılan mektupta gördük ki Paulus Resul ne yapmıştı? Kilise için Rabbin önünde duruyordu ve kilise için şunu söylüyordu ki evet imanım var ki Rab sizde bunu yapacaktır. Biz her şeyden önce Rab'be güvenmeliyiz sevgili kardeşler. Bazen insanlarla konuştuğumuzda diyor ki ama diyor ya ben diyor yapamam ki, ben beceremem ki, bu benim işim değil ki. Bakın bütün bunlar şeytanın getirdiği düşünceler. Niye? Çünkü şeytanın bütün amacı şu, kendimize bakalım, kendi gücümüzün, kuvvetimizin ne kadar bazı konularda yetersiz olduğunu görelim ve böylelikle içimize ekilmiş olan bu iman bizde zayıflasın. Fakat yeterli olan kim sevgili kardeşler? Yeterli olan Rabbin kendisi. Ne aklımız, ne gücümüz, ne bilgimiz, ne becerimiz, ne kabiliyetimiz. Bunların hiçbir tanesi de Rabbin önünde, Rabbin istediği gibi olgunlaşmamıza yetecek bir şey değildir. Bütün mesele kendimizi Tanrı'ya bırakabilmek. Tanrım, bende sen bunu yapacaksın. Eğer ki biz Tanrı'ya bu şekilde güvenirsek, ve bizim üzerimizde işleyebileceğine de inanırsak Tanrı hayatımızda ne yapacaktır? İşleyecektir ve hayatımıza bir fiil müdahale edecektir. Bütün mesele Tanrı'ya güvenmek. Şimdi bütün bu sıkıntılar, problemler, dertler, kaygılar, zayıflıklar bir takım şeyler var. Elbette ki kilise içerisinde de bir düzen, bir sistem var.
Bu düzen, bu sistemi yürütenler ne yapıyorlar? Öğüt veriyorlar, yol gösteriyorlar, akıl gösteriyorlar. Ya olur ki buna insanlar uyar, ya olur ki buna insanlar uymazlar. Uymadıkları zaman ne olur? Bir kargaşa ve karışıklık. Pavlus Resul de görüyor ki bu kilise imanlı bir kilise. Ama imanlı kilise aynı zamanda sıkıntı da çekiyor. Kimden? Putperest dünya içerisinde yaşayan insanlardan. Çünkü sevgili kardeşler, putperestlik o gün açıktı. Evet, milletler değişik inançlar sahibiydiler. Değişik putlara tapıyorlardı, ediyorlardı. Peki bugün putperestlik yok mu dersiniz? Putperestlik ortadan kalktı mı? Ha, onun sadece şekli değişti. Artık ortada putlar yoktur ama görünmeyen o kadar çok putlar vardır ki onları biz kendimize tabu ederiz, onların peşine takılırız. Ve onlar bizim hayatımızı yöneten önemli şeyler olurlar. Eğer bir şey senin iraden dışında seni yönetiyorsa, eğer bir şey varsa ki sen ona karşı gelemiyorsan, elinde değil diyorsan, belli ki senin de bir putun var, o put seni yönetiyor ve sen onun kölesi olmuş durumdasın. Tanrı kelamı bize bu konularda yol gösteriyor ki biz ne yapalım? Bütün bu bağlarımızdan çözülelim. Ve kilise içerisinde Rab bize baktığı zaman bizi hakikaten de kendisine teslim olmuş insanlar olarak görsün. O zaman Tanrı ne yapacaktır? Kendi işini hayatımız üzerinde yavaş yavaş yapacaktır. Şimdi iman hayatı budur zaten. Rab'be güvenmek budur. Ya Rab, ben zayıfım ama seninle güçlüyüm. Benim anlayışım zayıf ama sen bana gerekli olan bilgeliği vereceksin. Kutsal Ruh görevi nedir? Kutsal Ruh bize yardımcı olarak verildi. Eğer bizim yardımcıya ihtiyacımız olmasaydı bize bir yardımcı verilir miydi? Rab bunu baktı. Rab hepimizi görüyor ve dedi ki sizin bir şeye ihtiyacınız var. Sizin Kutsal Ruh'a ihtiyacınız var. Sizin bir yardıma ihtiyacınız var. Sizin bir hayat ortağına ihtiyacınız var. O hayat ortağı gelecek ve sizin hayatınızda sizinle beraber olacak. Ama o hayat ortağının bana destek olması, bana yol göstermesi için de benim onu kabul etmem ve ona itaat etmem ve ona uymam lazım. Şimdi bakalım Pavlus Resul kiliseye ne öğütler veriyor? Acaba bu öğütlerin bugün de bizim, bu öğütlere bugün de bizim ihtiyacımız var mı yok mu? Bakalım. Acaba bu konularda, bu söylenen konularda eksikliğimiz var mı? Zayıflığımız var mı? Pavlus Resul bugün yaşıyor olsaydı aynı öğütleri bugün bize de yazar mıydı? Bize de verir miydi? Alacağımız dersler büyük sevgili kardeşler. Önce bir okuyayım. 1. Selaniklere yazılan mektubun 5. bölümü 12. ayetten 23'e kadar. Daha doğrusu 25'e kadar diyelim. Kardeşler, aranızda çalışanların, Rab yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz. Yaptıkları işten ötürü onlara sınırsız saygı, sevgi gösterin. Birbirinizle barış içinde yaşayın. Size yalvarırız kardeşler, boş gezenleri uyarın. Yüreksizleri cesaretlendirin. Güçsüzlere destek olun. Herkese karşı sabırlı olun. Sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve bütün insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin. Her zaman sevin. Sürekli dua edin. Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. Ruhu söndürmeyin. Peygamberin sözlerini küçümsemeyin. Her şeyi sınayın. İyi olana sımsıkı tutunun. Her çeşit kötülükten kaçının. Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız, bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir ve bunu yapacaktır. Biraz önce söylediğim gibi yine Pavlus Resul burada kime güveniyor? Kiliseye mi?
kilisenin üyelerine mi yoksa kilisenin üzerinde baş olan İsa Mesih'e mi? Ne diyor? Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir, bunu yapacaktır. Bakın, bir takım zayıflıkları ortaya koyuyor, öğütler veriyor ve sonradan da diyor ki biliyorum ki bu Tanrı bütün bunlarda yardımcı olacak, destek olacak, yol gösterecek. Bütün mesele ne biliyor musunuz kardeşler? Alçak gönüllülük, engin yüreklilikle bendeki ne zayıflık varsa onu Rabbin önüne götürmem ve Rabbe şunu söylemem: Ya Rab, burada senin yardımına ihtiyacım var. Çünkü sensiz ben bunu aşamıyorum. Sensiz bunu yapamıyorum. Dediğimiz zaman kendimizi Tanrı'nın önünde kırmış ve alçaltmış oluyoruz. Kim ki kendisini Tanrı'nın önünde alçaltırsa Tanrı da ne yapacaktır? Onu yüceltecektir. Amin. Rabbin işleyişi bu şekilde. Şimdi ilk ayetten başlayalım, 12. ayet. Kardeşler, aranızda çalışanların Rab yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz. Şimdi genellikle bu gibi ayetleri kullanmakta biraz çekiniyorum. Neden çekiniyorum? Çünkü sanki izzet, itibar, öğüt kendime istiyormuşum gibi olur. Benim gibi birçok hizmet eden kardeşler de bu ayetleri kullanmaktan çekinirler. Ama sevgili kardeşler, bunlar çok önemlidir. Çünkü İsa Mesih de evet babasının, göksel babanın ismiyle geldiği zaman dedi ki beni seven, beni göndereni sevmiş olur. Beni kabul eden, beni göndereni kabul etmiş olur. Şimdi burada hürmet ve izzet aslında şahsın kendisine değil, benim kendime değil, ithal bana değil. Çünkü ben burada bir şeyi söylerken kimin adına söylüyorum? Rab adına uyarıyorum. Rab adına söylüyorum. Öyleyse yapılan hürmet, evet bana hürmet ediyormuşsun gibi oluyor ama işin aslında hayır. Kime hizmet ediyorum? Hizmet ettiğim Rab'dir. Benim nezdimde sen farkında olmadan Tanrı'ya hizmet ediyorsun. Tanrı'nın önünde eğiliyorsun. Tanrı'yı övüp yüceltiyorsun. Bu yüzden de sevgili kardeşler, yapmış olduğumuz şeye çok dikkat edelim. Ne yazık ki bu hatalar oluyor çoğu zamanda. Ne diyor? Size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz. Paulus Resul neden böyle bir şey söyleme gereği duydu? Ki size hizmet edenlere, size öğüt verenlerin değerini bilin, kıymetini bilin derken. Çünkü her yerde insan oğlu yüreğinde öfkeye ve nefrete sahiptir. Bir dik başlılığa sahiptir. Nerede bir yerde birisine öğüt verirsen, birisini alırsan, eğitirsen, yol gösterirsen, azarlarsan mutlaka şeytan birinden olmazsa öbürünün yüreğinde işleyecek ve sana karşı ne olacak? Yüreği kin ve nefretle dolacak. En zor şey nedir biliyor musun? Bir insanı almak ve gel, senin şu yanlışların var, bu yanlışları sana hatırlatmak istiyorum, bu yanlışından dön demektir. Ne olur biliyor musunuz o zaman? Siz zannediyorsunuz ki yani burada sadece paylaşıp geçiliyor. Burada en kolay şey burada paylaşmak, geçmektir. Ondan sonrası zordur. Bir insana yanlış olduğunu söylediğin zaman her türlü tehlikeyi göze alacaksın. Günlerce seni görür, sana sarılır, öper, canım, ciğerim der, abim der, pastörüm der. Ama bir gün onun kulağını çektiğin zaman en kötü adam sen olursun. Bütün dünyaya seni bayrak eder. O güne kadar ki senin kapının önünde durur. Sana sarılmak onun en büyük zevkidir. Ama onun bir yanlışını söylediğin zaman dünyanın en kötü insanı sen olursun. Elinden gelen her türlü kötülüğü yapmak için de gayret gösterir. Bunları hayatımda o kadar çok gördüm ki. O yüzden sevgili kardeşler, Tanrı kiliseyi uyarıyor. Şöyle söylüyor, bakın ne diyor? Size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz. Yaptıkları işten ötürü onlara sınırsız saygı ve sevgi gösterin. Bakın kim söylüyor bunu? Tanrı söylüyor değil mi? Tanrı kelamı ne söylüyor? Yaptıkları işten dolayı, yani size öğüt veren, size yol gösteren, size vaaz edenlere karşı sınırsız saygı ve sınırsız sevgi gösteren. Acaba aramızda darılan bir kardeşimiz var mı?
Bayla bayla demiş. Ama hep ayık kalın, benim ayıklara ihtiyacım var. Şimdi size şunu söyleyeyim. Yıllar içerisinde, 25 yıl içerisinde o kadar çok insanlar geldiler gittiler ki birçokları da bugün burada yoklar. Aslında burada olmaları gerekirdi. Neden biliyor musun? Küstükleri için gelmiyorlar. Kızdıkları için gelmiyorlar. Öfkelendikleri için gelmiyorlar. Niye? Çünkü onlara demişim ki şöyle yapma. Peki ben ne diyeceğim? Ne anladım? Sadece benim görevim burada vaaz edip gitmek mi? Bir yanlışı gördüğüm zaman tamam canım olabilir ya, sen öyle diyorsan öyle olsun canım kardeşim, ne demektir? Demek midir? Eğer ki ben bir yanlışın düzelmesini istemeyeceksem, eğer ki öğüt vermeyeceksem, eğer ki yeri geldiğinde azarlamayacaksam, yeri geldiğinde kızmayacaksam, böyle bir pastörü düşünebiliyor musunuz? Burada Tanrı bir yetki veriyor. Öğreteceksin, anlatacaksın ama gördüğün şeyi. Şimdi ben bir şeyde kızıyorsam, niye kızıyorum acaba? Senin bir hatanı gördüğümde, senin bir yanlışını gördüğümde kızdığım zaman kendim için mi, senin için mi acaba? Senin için. Çünkü gördüğüm o şeyi sana uygun görmüyorum. Senin yapmana uygun görmüyorum. Senin zarar etmeni istemiyorum. Sıkıntı çekmeni istemiyorum. O yüzden de ne yapıyorum? Diyorum ki hayır, sen Rab'desin. Sen Rabbim bir çocuğusun, kilisenin bir çocuğusun. Böyle yapmalısın, böyle etmelisin. Gerektiğinde elbette ki sert konuşacaksın. Gerektiğinde elbette ki azarlayacaksın. Ama biliyor musun, eğer bir kişi hakikaten Rab'de imanlı biri ise o kişi ne olur? Rab'in salih kulu olarak azarı ve öğütü işittiği zaman boynunu büker ve sana teşekkür ediyor. Ama bir kişi kızmaz değil mi? Ama bir kişi hakikaten görünüşte imanlı ve şeytanın bir işleyişine sahipse ne olur biliyor musun? Anında baş kaldırır. Sevgili kardeşler, Rabbin sözüne ve Rabbin öğütlerine baş kaldıran bir kişide ne dersiniz? Rabbin ruhu var mıdır acaba? Şöyle bir düşün. Sana Rabbin adıyla öğüt veriyorum ve baş kaldırıyorsun. Peki sendeki olan ruh nedir? Mesih'ten gelen bir ruh mudur? Yoksa şeytandan gelen bir ruh mudur? Onun için sevgili kardeşler dikkat etmeliyiz. Eğer ki bir şey benim içinse, beni onarmak, beni yenilemek, beni tazelemek, beni bina etmek içinse ne yapacağız? Kelamı söylediği gibi salih diyor beni azarlasın baş tacıdır. Şimdi burada hangi düşünceyle yapıyoruz? Rabbin düşüncesiyle konuşuyoruz. Rab için konuşuyoruz. O yüzden de yaptıkları her işten ötürüdür. Onlara sınırsız saygı ve sevgi gösterir. Şimdi bu söz kimedir? Kiliseye'dir. Şimdi gösterdiğiniz saygı ve sevgi bana değil, hizmet ettiğim Rab'bedir. Bundan dolayı da sevgili kardeşler, dikkat edin, Paulus Resul bir yerde tartışma içerisindeydi. Halkla tartışıyordu. Ondan sonra o tartışırken Yahudilerin arasından bir tanesi dedi ki şunun ağzına bir tane vurun dedi, susturun şunu dedi. Paulus Resul de döndü, badanalı duvar dedi çünkü gösterişli elbiseler falan giymişti etmişti. Badanalı duvar dedi, Allah seni susturacak. Der demez bir tanesi dedi ki topluluğun önderine sen nasıl böyle konuşuyorsun? Paulus Resul hemen geri çekildi. Beni bağışlayın dedi, önder olduğunu bilmiyordum dedi. Bilseydim dedi, sesimi böyle yükseltmezdim. Böyle de konuşmazdım. Bakın, Paulus Resul söylüyor. O bir Resul. Resulken bile Tanrı kelamına uyuyor. Resulün asıl görevi nedir? Tanrı kelamına uymak. Çünkü topluluğunuzun önderlerine saygı göstereceksiniz. Eğer birisi bir şey söylüyorsa, topluluğun önderi aleyhinde bir şey soruyorsa, sen bir imanlı olarak ise kardeş sus ve konuşma. Önderine itaat et. Demen senin birinci görevindir. Eğer önderin yanında bir şey konuşulmuyorsa, önderin aleyhinde konuşulması ne olacaktır? Rabbi üzecektir sevgili kardeşler.
Bakın burada emir açıkça. Bunu yapıldığı zaman, bunu yaptığın zaman sen aslında Tanrı'nın önünde kendi kendini onurlandırırsın. Tanrı'nın önünde kendi kendini yüceltirsin. Mesela ben yücelmem değil. Ben bir insanım. Bugün söylediğin şeyi belki gücenebilirim, belki darılabilirim. Sonra unuturum, sonra vazgeçerim, affederim, bağışlarım. Ama Tanrı'nın önünde her bir noktada eksik ve zayıf kalırsın. Zayıf kaldığın müddetçe de Tanrı senin üzerinde işleme. Çünkü niye? O içindeki gururu görür, içindeki kibiri görür, içindeki öfkeyi, içindeki kızgınlığı görür ve Tanrı sende işlemez. Yapılması gereken şey bu. Belli ki topluluğun içerisindeki böyle sonra göreceğin bazı yanlışlıklar var. Önderler de bu yanlışlıklardan dolayı bu yanlış yapanlara konuşuyor. Konuştukları için belli ki cemaatten insanlar da tepki koyuyorlar, karşı koyuyorlar, kabul etmek istemiyorlar. O yüzden de Paulus Resul diyor ki hayır, size öğüt verenlere saygı gösterin. Onların değerini bilin. Yaptıkları işten ötürü onlara sınırsız saygı. Bakın, öyle bir şey koyuyor. Sınırsız saygı ve sınırsız sevgi gösterin. Sınır da koymuyor, ölçü de koymuyor. Yani diyor, göstereceğin sevginin, göstereceğin saygının ölçüsü yoktur. Ne, nasıl bir şey ki sınırsız bir saygı ve sınırsız bir sevgi göstereceksin topluluğun önünde sana önderlik yapan bir kişiye? Mümkün mü sınırsız bir saygı, sevgi? Yani bu saygıya, bu sevgiye sınır koymuyor. Çünkü niye? Onurlandırılacak olan Tanrı'nın kendisidir. O kardeş vasıtasıyla ağzından çıkan söze itaat ettiğinde, hürmet ettiğinde aslında sen Rabbin sözüne, Rabbin kendisine itaat etmiş, hürmet etmiş olursun. Bunun için sevgili kardeşler, şeytanın sizi karıştırmasına izin vermeyin. Şeytanın sizin düşünceler üzerinde işlemesine izin vermeyin. Siz Rabbin çocuklarısınız. Hikmet ve anlayış sahibi olacaksın. Evet, bir görüşün var mı? Var. Fikrin var mı? Düşüncen var mı? Var. Ama eğer ki burada senin önderin bir şey söylüyorsa yapman gereken şey saygıyı ve sevgiyi ondan esirgemeyeceksin. Görüyorsan ki biri saygıda ve sevgide hata işliyor, kusur işliyor, onu uyaracaksın ve ona uymayacaksın. Ona uyduğun zaman ne olur? Toplum içinde, topluluk içinde bölünmeler olur. Parçalanmalar olur, ayrılıklar olur. Eleştiriler olur. Topluluğun önderini eleştiremezsin. Başkasının önünde eleştiremezsin. Başkasının önünde yere vuramazsın. Vurduğun zaman zararı kim görecek? Sen göreceksin. Sen Rabbin önünde küçük düşeceksin. Sen onu hor görmeye çalıştıkça Rab seni hor görecektir. Çünkü Rabbin seçtiği ve hizmeti aldığı bir kişidir. Eğer ki Rab bir kişiyi hizmetine almış ve ona o hizmeti vermişse yapmak gereken şey nedir? Sınırsız sevgi ve sınırsız saygı. Amin. Bugün şöyle kendi yüreğimizde düşünelim. Gerçekten bu konuda benim notum kaçtır? 10 üzerinden not verecek olsan sen kendi kendine senin notun kaçtır? Dikkat edin. Şeytan her zaman karıştırmak için gayret işler. İblisin işi budur. Birini sokar, onun vasıtasıyla fesat ruhunu devreye sokar. Sen kilise üyesi olarak çağrıldın ki bir kiliseye bağlı olasın da o kilisede kalasın. O kilisede kök salasın. Ama biri gelir, ne yapar? Ortaya bir fesat tohumu eker ve kendisi de çıkar, seni de uzaklaştırmaya ve çıkarmaya çalışır. Yapman gereken şey, hayır, Tanrı kelamı bana diyor ki, sınırsız sevgi ve saygı göstereceksin. Çekil arkama şeytan diyeceksin ve sevgiden ve saygıdan vazgeçmeyeceksin. Ne konuştuğunu çok iyi bileceksin, çok iyi tartacaksın. Bugün öyle insanlar biliyorum ve tanıyorum ki bu insanlar kiliselerden uzaklaşmışlar ve şimdi kiliselerin baş düşmanı olmuşlar ve aynı zamanda pastörlerin baş düşmanları olmuşlar. Pastör aleyhinde konuşmak onların sanki bir mesleği haline geliyor. Burada ben zarar etmem ki. Benim zarar edeceğim hiçbir şey yok.
Ben hizmetimi yaparım, Rab da bu hizmeti verir, giderim. Ama o kişinin sonu ne olacak Rabbin önünde? Eğer onun bu durumda kalmasına sen yardımcı olursan, sen seyirci olursan, sen ona destek verirsen senin sonun ne olacak Rabbin önünde? Bugün Tanrı kelamı bunu açık bir şekilde söylüyor. Rab yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederim. Yaptıkları işten ötürü onlara sınırsız saygı ve sevgi gösterin. Birbirinize karşı barış içinde yaşayın. Neden bunu söylüyor? Çünkü niye bu barış düşüncesini de bozuyor. Kırdığın zaman, hayır şöyle yapma dediğin zaman birdenbire içine bir nefret geliyor, bir öfke geliyor, bir ayrılık ruhu geliyor ve bu sefer ne barış kalıyor ne sevgi kalıyor. Birbirinizle barış içinde yaşayın. Ha bu sadece kilisenin cemaatiyle, kilisenin önderi arasında olan bir şey değildir. Evin içinde de böyledir. Kilise içinde de böyledir. Kilise içinde olup da biri bu köşede, biri o köşede olup birbirlerine bakmamak için ellerinden gelen gayreti gösteren kişiler de oluyor bazen. Niye diyorum yanına gelmiyorsun? Aman diyor, onun yüzünü görmeyeyim yeter bana diyor. Onun için diyor, orada otursa ben burada oturacağım diyor. E güzel, o orada otursun, sen de burada otur. Çok iyi. Ama ondan sonra da Rabbin duasını okuyoruz. Ya Rab, düşmanlarımızı bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Rab da yukarıdan bakıyor. Ne diyorsun çocuğum diyor. Der mi demez mi? Onun için de şuradan içeri giriyorsan, buradan içeri girdiğin zaman artık birbirimizle bir davamızın kalmaması lazım. Ha dava olabilir, sorun olabilir, problem olabilir ama sevgi çerçevesi içerisinde davayı da sorun da problemleri çözeceksin. Evin içinde aynı şeyler olmuyor mu? Kardeşler birbirlerine düşer. Ana evlat birbirine düşer, baba evlat birbirine düşer. Biri kapıyı çarpar, öbür odaya gider, öbür odaya gider. Anne çağırır, kızım hadi sofra hazır gel der. Öbürler gelmiyorum der. Öbür kızı bekler, öbür kız gelecek. Hadi gelsene yavrum. O yesin gitsin sonra ben geldim bu sofraya. E niye yavrum? Hayır, yüzünü görmek istemiyorum şimdi. Şimdi bu kavgalar aile içerisinde dert var mı? Bu sefer anne derde düşüyor. Ya diyor, hangisinin nazını çekeceğim ben bilmiyorum ki diyor. Ben nazımı kim çekecek? Onun nazını da çeken kimse olmuyor. Derken evin içerisinde soğuk rüzgarlar esiyor. Evde de böyledir, işte de böyledir, her yerde böyledir. İş yerinde de eğer ki uyuşma içinde değilsen içeri girersin, merhabalar dersin. Ama soğuk soğuk oturursun. Öbür de yanındaki de dersin, selam verişine baktı, havasına baktı. Bu sefer ne olur? Ortada bir soğuk hava esmeye başlar, orada da tat olmaz. Barışıklık ruhunun olmadığı bir yerde esenlik olmaz sevgili kardeşler. Düşünün ki eğer ki bir yerde, şimdi burada bir sürü kardeşler var, kardeşlerin hepsinin de birbirinin davası olsa veya da birilerinin bana karşı davaları olsa, tarihin birindeydi, kaç sene önce hatırlamıyorum. Bir tanesi, kendisine eleştirdiğim için bana çok kızdı, küstü ama arada kiliseye geliyordu. Dedim ki bak, bana kızmışsın, bana küsmüşsün, konuşmuyorsun. Yok dedi, sende dedi çok gurur var onun için. Peki dedim, kabul edeyim gurur olduğunu ama söylediğim şeyi yanlışsa onu söyle, sen bunu yap. Yok dedi, tamam dedi, bunu tartışmak istemiyorum dedi. Ama kusura bakma dedi, seni de sevmiyorum artık dedi. Peki sevmiyorsam, ne diyeyim yani, zorla kendimi sevdiremem ki. Söyleyeceğimi söyledim. Ertesi hafta baktım kiliseye geldi, ertesi hafta kiliseye geldi. Hayret bir şey dedim, beni sevmiyor ama kiliseye geldi. Sonra onun yanına yaklaştım, dedim ki, ya beni sevmediğini söylüyorsun. Söylediğin sözlere de çok gücendiğini de söylüyorsun. Niye peki kiliseye geliyorsun? Dedi, o başka, bu başka iş dedi. Seni sevmem ama dedi, vaazın hoşuma gidiyor dedi. Şimdi burada da bir tuhaflık var şimdi. Vaaz hoşuna gidiyor ama beni sevmiyor. Düşünebiliyor musun? Bir de benim açımdan düşünün. Ben de burada vaaz ediyorum, kardeşler diyorum, ısrarla konuşuyorum. Bir anda gözüm takılıyor. Abla beni sevmiyor ama karşımda beni dinliyor. Sevmiyor demek. Şimdi, benden nasıl bir ruh çıkıyor? Acaba vaaz ediyorsun, konuşuyorsun, öyle değil mi sevgili kardeşler diyorsun? O anda takılıyorsun oraya. Adam da beni sevmiyor ama bana bakıyor. Ben ne yapacağım?
çaktırmadan yine devam edeceğim kendi vaazıma. Kardeşler, böyle bir ruh hali gerçekten Mesih'ten midir? Hayır, Mesih'ten değildir. Eğer vaazı seviyorsan, şeyi de seveceksin. Ha sevemiyorsan, sevmenin yolunu ara. Niye söylediğin şey senin zoruna gitti? Neden güceniyorsun? Belki de farkında olmadan da vaazın içerisinde öyle bir söz söylüyorsun ki tak diye çivi gibi gidiyor, karşıdakinin yüreğine saplanıyor. Güzel, o kişi de geliyor diyor ki, ya diyor çok yanlış yaptın diyor. Ne yaptım diyorum? Keşke diyor benim yüzüme söyleseydin de diyor kürsüden konuşmasaydın. Şimdi ne oluyor? Bilmediğim şeyi de bildiriyor bana. Eğer söylemese ben onu hiç bilmeyecektim. Ama söyleyince kendine acı. Ne oldu ki diyor? Diyor bunu diyor ben de gidiyor, biri sana söylemiş diyor. Şart mıydı diyor kürsüden söylemen diyor. Bana yalnızca söyleseydin daha iyi olurdu. Halbuki bana ne kimse bir şey söylemiş ya da bir şey anlatmıştı. Farkında olmadan bazen Rabbin ruhu öylesine bir şekilde işler ki sevgili kardeşler, hakikaten de karşıdaki kişinin yüreğini Tanrı bildiği için bir peygamberlikse söz gibi ne yapar? Onu o pastörün ağzından, liderin ağzından konuşur. Bütün mesele bunlara itaat etmek. 25 sene önce, şu anda hatırlıyorum, şimdi Rab'be gittiler hepsi. 25 sene önce bir gün yine böyle birisine vaaz, burada vaaz ediyorum, konuşuyorum, ediyorum. Kalktı, içeri geldi, dedi sana çok gücendim. Benden de yaşı çok ileriydi. Hayırdır dedim, ne oldu, niye gücendin? Keşke dedi, kürsüde dedi, bunları söylemeseydin dedi. Belli ki dedi, benim hanım söylemiş bunları sana dedi. Dedim, yok sen hanım bana bir şey söyleme. Ya yok dedi, yoksa dedi, nereden bilecektin dedi. Ya ben dedim, yok ya, bir vaaz attım, vaazın içinde de örnekler verdim dedim. Gelmiş tutmuş seni dedim. Hayır, hayır dedi. Sana dedi, çok gücendim dedi. Bak dedi, bugüne kadar sana saygı duyuyordum dedi. Çünkü pastörümse yine de saygı duyarım dedi ama belki yüreği kırılmış, incinmiş. Duyarım ama dedi, keşke dedi, gelip içeri çekseydin. Baktım ki ikna olmayacak. Hemen Rab o anda bir hikmet verdi. Hemen kapıda dışarıda, burada koridordaki birkaç kişi çağırdım. Bir dakika dedim, gelsene dedim, bir şey soracağım dedim. O da yanımda duruyor. Bugün dedim, bir vaaz verdim. Bu vaazdan sen ne anladın dedim. O kişi döndü, İran dedi, çok teşekkür ederim dedi pastör. Sanki dedi, özellikle benim içindi dedi. O kadar ders aldım ki dedi, inan dedi, buna ihtiyacım vardı dedi. Sağ ol dedim kardeşim, Rab seni bereketlesin dedim. Ne oldu dedi, yok bir şey yok dedim, sonra konuşuruz dedim. Güzel, başka bir kız kardeş çağırdım. Kız kardeş, bir dakika gelir misin dedim. Bugünkü dedim, vaazdan ne anladın? Ah dedi, pastör dedi, elini de böyle vurdu. Sanki dedi, bugün seni Allah konuşturdu dedi. İnan dedi, o kadar ihtiyacım vardı ki dedi. Rab seni bereketlesin dedim, o da gitti. Sonra döndüm bu yaşlı adama. Dedim, bak böyle söylüyorlar dedim, benim için de diyorlar dedim. Ya dedi, ne bileyim dedi yani. Olabilir de ama dedi, alındım yine dedi. Yine de alınıyor. Başka bir tane anlatayım size. Kadıncağızın bir tanesi senelerce kocasına yalvarmış yakarmış. Ne olursun demiş, şu kiliseye bir gidelim, bir dinle. Adam güzel vaaz ediyor demiş, ya ne kaybedersin? Akşama kadar evde oturuyorsun yalnız demiş. Bana bırak üzüm, ben gidiyorum ama istiyorum sen de bereket alasın. Seneler sonra adamı ikna ediyor. Karı koca gelip şuraya oturuyorlar. Ben de o gün bilmiyorum hangi vaazı verdim. Vaazımı verdim, vaazı bitirdim. Bunlar eve gidiyorlar, evde kavga başlıyor. Hem de ne kavga? Adam ağzını açıyor, gözünü yumuyor. Tuh senin yüzüne diyor. Hiç utanmadın değil mi diyor. Gittin diyor, elin içindeki her şeyi diyor, adama anlattın diyor. Bir de beni çektin çektin oraya götürdün diyor ki, adam da diyor, gözümün içine baka baka bunları anlar. Kadın da diyor, ya yok diyor, inan böyle bir şey yapmadım. Peki diyor, sen yapmadın da bu lafı nereden bildi bu adam söyledi diyor. Peki de ondan geçti, şu lafı da söyledi mi diyor adam. Söyledi. Onu kim söyledi diyor adama diyor. Sen söyledin değil mi diyor. Senin gibi diyor kadın olmaz olsun diyor. Bak evde bir kavga. Kadıncağız getirdiğine bir pişman oluyor. Ya diyor, bir iyi bir şey yaptım diyor. Ben de nereden bileyim, demek ki Rabbin ruhu onu ayarladı. Öyle bir şekilde konuşturuyor bir peygamberlik gibi. Ve bütün taşlar adama gidiyormuş. Zavallı adam geldiğine bin pişman oldu. Çünkü baştan aşağı adeta yıkadık adamı sanki. Nereden bileceksin? Ondan sonra kadıncağız geldi dedi ki, ya dedi pastör dedi, ne olur dedi bir şeyler yap.
Ne yapayım dedim. Evde dedi kavga var dedi. Zannediyor ki dedi ben sana bir şeyler anlatmışım sen söylemişsin. Peki ne yapayım ne edeyim? Dedim sen dedim yine dedim bir şey etmedim. Onu dedim ısrarla dedim kiliseye getir. Bir daha getirdim bazen kiliseye. Ya dedim sen bir şey yap getir dedim. Getir dedim ben de ona yanaşayım dedim. Şimdi adam düşünmüş ki yani beni çağırdın bu adamla bütün bu benim huylarımı yaptıklarımı anlattın ettinse bu adamla daha nasıl göz göze geleceğiz falan. E madem ki sen öyle söyledinse dedim dersin ki dedim tamam madem öyle bak bir daha giderim kiliseye bak bakalım o adam sana kızacak mı senin yanına gelirken sana gülecek mi bu ya da başka bir şey mi yapacak. Ya bu adamı bir imtihan edersin de dedim getir. Tamam dedi. Böyle söylemiş ya demiş. Gel gidelim bakalım demiş. Ben mi söyledim söylemedim. Bir şey olursa mutlaka adam gelip sana demiş. Ya suratını at. Böyle bir şey yapacak. Ha ben de şimdi bunu bildiğim için kopyayı aldığım için. Adamı görür. Ooo dedim hoş gelmişsin dedim. Ne güzel dedim seni gördüğüme. Çok sevindim falan dedim. Adamın suratı muratı bir gevşedi. Bir rahatlandı. Sağ olasın dedi. Ben de sevindim dedi. Ya böyle genç dedim. Görelim dedim. Senin gibi dedim değerli kardeşlere bizim ihtiyacımız var falan deyince adamı yerkenler iyice suya düştü. Nefesu ve barışıklık oldu. Ha şimdi onun için sevgili kardeşler bazen söyleriz. Hakikaten bilmeden birinin bana bir şey söylediğinden dolayı değil. Burası insanları taşlama yeri değil. Burada insanlara taş atma yeri değil. Söyleyecek bir sözüm varsa gelirim size alır söylerim. Ama değil mi ki hadi kızım sana söylüyorum gelinim sana anla duydun bir şeyi şu kelamı da alayım şu ayeti de şöyle şuradan bir iki tokat ona çatayım ayetle olmaz. Böyle bir zaten vaaz ettiğin zaman bu vaazın tadı ve kıymeti de olmaz. Ruhtan olmaz, Rab'den olmaz. Ama bir şey varsa ki kelamın bir ayeti sana dokunuyorsa burada hemen şunu demelisin. Evet bu ayet bana dokundu. Dokunduğuna göre demek ki bir yaran var, Tanrı bu yaraya basmak istiyor. Bu senin iyiliğin içindir. Bu senin şifa alman içindir. Bu senin bereketlenmen içindir sevgili kardeş. Burada çok dikkat etmelisin. Bundan dolayı da şeytan senin yüreğine güceniklik ruhu getirip etmesin. Senin yüreğine alınganlık ruhu getirip etmesin. Ve böylelikle fikrini karıştırıp kiliseden seni çalmasın. Yapacağın, göstereceğin saygı, sevgi ve hürmet liderin kendisine değil, onun anlattığı Tanrı'nın kendisinedir. Ne diyor? Kim ki diyor, benim olduğunuz için diyor size bir bardak su verecek olursa diyor, Tanrı'nın katında karşılığını asla zayi etmeyecek, ziyan olmayacak. Bakın, hizmet eden bir kişi, onun için hizmet edene, Rab adına hizmet edene, ne yapacaksın? Rab adına hürmet göstereceksin sevgili kardeş. Amin. Rab seni bereketlesin. Tamam bütün taşlar oraya gitti herkes rahat etsin. Evet. Size yalvarırım. Bakın birbirinizle barış içinde olun diyor. Ondan sonra size yalvarırım kardeşler. Boş gezenleri uyarın. Ha, demek ki kilise içinde bir dert daha var. Boş gezenler var. Boş gezenler ne iş yaparlar? Boş gezer. Boş gezerken ne iş yapar? Boş gezer ama çenesi durmaz. Aynı zamanda ayakları da durmaz. Ya oraya gidecek ya buraya gelecek. Ya onu söyleyecek ya bunu söyleyecek. Mutlaka ne olacak? Ortalığı karıştıracak. Çünkü adam boş. Yapacak bir iş lazım. Senden alacağını oraya götürecek. Oradan alacağını oraya götürecek. Başlayacak bir dedikodu. Ne diyor bak? Adı üzerinde dedi, kodu. Dedi, kodu. Yani diyor, üzerine de biraz koyuyor. E bu da bir iştir yani, bu da bir sanattır, bu da bir meslektir yani. Şimdi ne oluyor? Zamanını böyle geçiriyor. Ondan sonra da ne oluyor? Bu sefer boş gezen olduğu için de başkalarına yük olacak. Başkalarına sıkıntı olacak. Boştayım diyecek. Kutsal kitap oysa bize diyor ki, çalışmak istemeyen ekmek de yemez. Tembellik ruhunu Tanrı sevmiyor. Bir imanlı tembel olamaz. Bir Mesih inanlısını tembel olmak yakışmaz. Onun için çalışacaksın ve kendi emeğinle geçineceksin. Ve öyle olacak ki diyor, başkasından isteyen değil, isteyenlere verebilecek durumda olacaksın. Diyerek de Tanrı kelamı uyarıyor. Demek ki Selanik Kilisesi'nin içerisinde boş gezenler var.
Şimdi birinin borç geldiğini görsem, ondan bundan, kilisenin içindeki insanlardan borç para aradığını istediğini görsem ve ona kızsam, o da bana kızar mı, kızmaz mı? Nedir? Ya adamdan borç para istedim, adam da bana verdi, sanki pastörün neyine kalmış gelmiş bana söylenmiyor. Der mi demez mi? Biraz üstelesem, hayır alma, kimseden alma, ondan bundan alma. Şimdi yıllar önce yine böyle bir hadise başıma geçti. Bir gün birisi geldi yanıma, dedi pastör dedi, sen imanlı bir kardeşsin dedi. O yüzden dedim, yani bu konularda kimseye söyleyemiyorum. İman ailesinden biri olduğun için dedi, sana söylüyorum dedi. Ya çok darda kaldım dedi, bana şu kadar para verir misin dedi. Ya bir iki haftadan geri dönerim dedi. Ben de kendi kafamda şöyle söyledim, aferin dedim ya. Adam imanlı adam dedim, öyle herkese güvenemiyor dedim. Güvenemediği için de herkesten isteyemiyor ki. Gidip de birisi adını söylemesin, bana güvendiği için gelmiş, benden istiyor dedim. Çıkardım, verdim bu düşünceyle. O üç hafta, üç ay oldu, üç ay, altı ay oldu, altı ay bir sene oldu. Neyse, sorun değil, ben bir şey demiyorum. Ya bir gün vakti olursa gelin. Bir gün yanıma birisi geldi. Ya dedi, pastor seninle bir şey konuşacağım. Ne konuşacaksın? Ne bileyim dedi, söylesem mi söylemesem mi, şimdi çekiniyorum. Falanca kişi hakkında söyleyeceğim dedi. Ne olmuş dedim. Ya dedi, geldi bana böyle böyle söyledi dedi. Benden borç para isterdi. Baktım ki adam bana ne söylemişse aynısını da ona söylemiş. Ben de verdim diyor. Elim de dardaydı diyor. Üç ay geçti hala vermedi diyor. Altı ay geçti. Geçen gün istedim diyor. Kavga ettik bunun için. Bana dedi ki diyor, senin paranı mı yedim? Ne kadar tatlı paran varmış. Üç ay bekleyemedim. Yani ben de maaşla geçinen bir insanım. Burada dua edelim biraz dedim. Bakalım dedim. Uygun bir vakit olsa konuşurum. Başka dedim, peki böyle birileri var mı dedim. Ya dedi, bilmiyorum dedi. Bir soruştur bakayım dedim. Bir de baktım, bir hafta sonra başka biri geldi. İki hafta sonra başka biri geldi. Aynı şahıs hakkında. Kilisenin içinde en az 10 kişi oldu. Bu dedim 20-25 sene önce. Şimdi kimse üzerinde alınmasın. Buradakilerden öyle bir şey yok. Şimdi baktım ki bu olacak bir şey değil. Yani bu alışkanlık haline gelmiş. Peki ben burada ne yapmam lazım bir lider olarak? Uyarmak. Kolay mı zannediyorsun? Gücün yetiyorsa git sen uyar. Zaten böyle pis işler de hep bize kalır. Ondan sonra da biz kötü oluruz. Ama mecbursun, yapacaksın. O kişinin selameti için, diğerlerinin selameti için yapmak zorundasın. Aldım ve konuştum. Dedim bak böyle böyle. Ben mesela değil ama falanca, ondan sonra filanca, ondan sonra en az 10 kişi dedi. Neden böyle dedi. Dedi gel dedi de evdeki hanıma laf anlat dedi. Görüyor bir şey dedi, istiyor diyor. Bir dedi, sen ne biçim erkeksin, alacaksın. Benim ihtiyacım var. Herkesin evinde varsa sen de çalışmıyor musun, getir. Bilmiyor dedi kaç para harcadığımı. Eziliyorum dedi, gidip herkesten istiyorum. Bakın. Bu sefer başka bir yara daha çıktı. Kiminle konuşman lazım? Eşiyle konuşman lazım. Konuşabilir misin? Ya dese ki bu aile işidir, sen ne karışıyorsun? Ya kavga çıksa göze alacak mısın? Almak zorundasın. Bu sefer eşini çağırdım. Gel bakalım dedim, şu konuşalım biraz dedim. Ya dedim, nedir dedim bu böyle bir... Ay dedi, rezil oldum dedi, mahvoldum dedi. Bu adam böyle bir şeyler nasıl yapar, beni nasıl rezil eder? Peki dedim, sen bu adamın kaç para maaş aldığını biliyor musun? Biliyorsun. Peki bu adam gücünün üstesinden bir şey sana yaparsa nereden yapacak, nasıl yapacak? Ne bileyim dedi, hiç o aklıma gelmedi ki. Ne oluyor bakın? Bir yanlış, başka yanlışı. Yanlış, başka yanlışı. Ve ondan sonra o kız kardeşe öğüt verdim. Ama hamdolsun ki onlar küsenlerden olmadılar. Onlar baş kaldıranlardan olmadılar, itaat edenlerden oldular. Ve sonra kadıncağız Rabbin önünde tövbe etti ki ben biraz fazla uçmuşum. O yüzden de Rabbin önünde özür diliyorum, kocamdan özür diliyorum, bundan sonra bir şey istemiyorum. Bu sefer ne oldu? Kocası yavaş yavaş kazandıklarını biriktirdi ve hepsinin borcunu ödedi. Sonra sordum, herkes dedi ki yok, alacağımız kalmadı. Sonra adam geldi dedi ki, pastör
İstediğin kişiye bundan sonra kilisede sorabilirsin. Kimse onlara borçlu olduğunu söyleyemez bana. Bu sefer ne oldu? Kendi de rahatladı. İçi açıldı. Huzur buldu. Ve ne oldu? Bir öğüt, bir nasihat, birçok şeyleri yaptı. Yıkılacak birçok şeyleri bina etti. Şimdi ben bu öğüdü vermeseydim elinde sonunda o alacaklı olan insanlar o kişiyle kavga edecekler miydi? Edeceklerdi. O kavga eve yansıyacak mıydı? Daha fazla büyük boyuta gidecek miydi? Gidecekti. Şimdi bizim işimiz bu sevgili kardeşler ki işin boyutu genişlemeden ne olsun Rabbin hikmet ve anlayışına uygun olarak işler kilise içerisinde çözülsün. Bunun için de darda kalmayasınız, sıkıntı içinde kalmayasınız diye yapmamız gereken şey az da olsa, az getirisi de olsa gidin ve çalışın. Kimseye el açan olmayın, kimseye de muhtaç olan olmayın. Kendi kazancınızla geçinmeye gayret edin. Ve bunun için de Tanrı kelamı açıkça söylüyor. Boş gezenleri uyanın ve yüreksizleri cesaretlendirin. Ne demek yüreksizleri cesaretlendirmek? Çünkü bakın, her birimizin iman ölçüsü bir değildir. Her birimizin olaylar karşısındaki tepkisi de bir değildir. Biri bir olayla karşılaştığı zaman korkar ama öbürü korkmaz. Birinin cesareti kırılır ama öbürünün cesareti kırılmaz. Birçok konularla, denenmelerle, tecrübelerle karşı karşıya geliyoruz. Hayat her zaman bize gün uzatmıyor ki, çoğu zaman dikenler batıyor bize. E böyle bir durumda eğer ki bir kardeş iman hayatında sarsılıyorsa şunu söylemeyesin kesinlikle. Sen ne biçim imanlısın ya? Ufak bir şey oldu hemen böyle suratın asıldı. Kesinlikle. Bu o kişiyi bina etmez. Bu o kişiyi onarmaz. Paulus Resul bakın kilise içerisinde neler görüyor, ne zayıflıklar. Korintos Kilisesi'nin mektubunu okuyun size demiş ki. Okuduysanız göreceksiniz neler var. Ama Paulus diyor ki, evet diyor Rabbin size bunu yapacağına inanıyorum. O kişiyi gayretlendireceksin. Zayıf olan kişiyi güçlendireceksin. Bak Rab sana bu imanı verdi, cesur ol. Cesaretini kırma. Ha onu azarlayacaksan cesaretsizliğinden dolayı, Rab'de olan güvensizliğinden dolayı azarlar. Güvenini kaybetme. Cesaretini kaybetme. Rab sende yapacak. Rab seni sevdiyse bunu yapacak, tamam mı? Rab'be güveneceksin. Sakın şeytana izin vermeyeceksin diyeceksin ve şeytana azarlayıp o kişiyi onur ederek Rabbin onun yanında olduğunu söyleyeceksin. Ne yapın diyor yüreksizleri? Cesaretlendirin. Cesaret saçanlar olacaksınız. İnsanları yüreklendirenler olacaksınız. Onlara destek olacaksınız. Çünkü eğer bir kişi düşerse bu şeytanın hoşuna gider. Ama düşmüş olan bir kişi kalkarsa bu da Rabbin hoşuna gider. İnsanların ümidini kıran, sevincini kıran, cesaretini kıran ve insanları yargılayan, ezen kişiler olmayacağız kardeşler. Birer doktor, birer şifa aracı olmamız lazım bizim. Her birimizin bu şekilde olması lazım. Kırmak en kolay bir şey, güzel, kolay bir şeydir. Yok etmek en kolaydır. Mahvetmek en kolaydır. Ama zor olan nedir biliyor musun? Yerde olanı ayağa kaldırmak. Ayaktakini yere düşürmek kolay. Ama yerdekini ayağa kaldırmak zor. Onun için Tanrı kelamı bizden bunu istiyor. Ve diyor ki güçsüzlere destek olun. Aynı konuda bakın. Çünkü herkesin gücü bir değil. Herkesin iman ölçüsü bir değil. Ne yapmalıyız güçsüzlere? Seninle uğraşamam demeyeceksin. Uğraşacaksın. Aylarca çektiğimiz insanlar var. Aylarca uğraştığımız insanlar oluyor. Bütün gayemiz, amacımız nedir? Ayağa kalksın, dikilsin, dimdik ayakta durabilsin, kendi kendisine yürümeye başlasın. Bir bebek yürümeye başlarken sendeler düşer, gücü yok. Ama ona ne oluyor? El veriyorsun, elinden tutuyorsun, destek oluyorsun. Gerek bir elinde, gerek iki elinde. Bu da böyledir. İman hayatı da böyledir sevgili kardeşler. Her birimiz aynı iman ölçüsüne mi sahibiz burada? Hayır. Her birimiz aynı kelam bilgisine mi sahibiz burada? Hayır. Her birimiz aynı karaktere mi sahibiz? Hayır. Her birimiz aynı ölçüde mi Rabbi tanıyoruz? Hayır. Öyleyse eğer ki sende bir ayrıcalık varsa, sende Rab'den gelen bir güç, bir kuvvet varsa ne yapacaksın? Güçsüz olan kişilere, düşmüş olan kişilere yardımcı olacaksın, el uzatacaksın. Ve diyor kimse
kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Bakın bu bir emirdir. Kesinlikle demeyeceğiz ki, ben sana sorarım. Sen dur. Günü gelir. Fırsat yoklayanlar olmayalım. Ki fırsat geldiği zaman ben de onun tepesine çökeyim. Hayır. Kötülüğe kötülüğü kötülükle yenmeyeceksin sevgili kardeşler. Bu Tanrı'nın emridir. Ne söylüyor? Kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Şimdi demek ki kilise içerisinde böyle bir şeyler de var. Bizim hayatımızda böyle bir şeyler var mı? Kötülüğe kötülükle cevap verdiğimiz durumlar oldu mu hiç kardeşler? Oluyor mu? Yoksa biz imanlı insanız, biz öyle bir şey olmaz. Oluyor değil mi? Ne güzel bak. Evet, oluyor, evet. Demek ki kelam boş yazmıyor. Kelam boşa yazmıyor. Kelam boşa bu öğüdü vermiyor kardeşler. Çünkü biz insanız, insan olarak zayıfız. İçimizde nefret de var, kin de var, kıskançlık da var, öfke de var, bencillik de var. Zaman zaman bunlar açığa çıkıyor. O yüzden Tanrı kelam diyor, hayır, bunu yapmayacaksın. Daha ziyade diyor, kötülüğü yeneceksin ama kötülüğü iyilikle yeneceksin. Bakın yine bir zafer var, yine yenmek var ama neyle? Kötülüğü iyilikle. Karşıdakini utandırmak önemlidir. Karşıdakini utandıracaksın ki, karşıdaki utanç içinde kalsın ve senin önünde ezilsin. Ama sen de onun yaptığının aynısını ona yaparsan, senin ondan farklı bir durumun olur mu? Olmaz. Öyleyse farklı bir şey olması lazım. Başkaları seyrettiği zaman onun sana yaptığından dolayı onu utandırıyorlarsa, onun yaptığının aynısını sen yaparsan seni de utandıracaklar. Övgü nerede, övüş nerede burada? Demek ki Rabbin işleyişi, iman hayatı farklı gidiyor sevgili kardeşler. Bu yüzden de Tanrı kelamı ne yapıyor? Sakın diyor, bakın sakın. Kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve bütün insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin. Zaten kötülüğün olmadığı yerde ne var? İyilik vardır. Şimdi bana kötülük yapan birine iyilik mi yapacağım ben? Eğer ki o anda muhtaç olursa, eğer ki o anda darda kalmışsa ne yapacaksın? Yapacaksın. Yapmak zorundasın. Yaptığın zaman onu utanca boğarsın. Size anlatayım bir hikaye. Zamanımız da geçiyor ama bir gün 1915 yıllarında biliyorsunuz Anadolu'da çok böyle Ermeni köyleri, kasabaları yakıldı, yıkıldı. Birçok aileler kaçtılar, gittiler. Bu Suriye'de gerçekleşen bir hadise. Ve bir gün bir köyde baskın yapılırken, o aileler öldürülürken küçük bir çocuk annesinin babasının öldürüldüğü sırada gidiyor samanlığa saklanıyor. Samanlığa saklanıyor ve samanlığa saklanırken annesini babasını öldüren kişinin yüzünü çok iyi görüyor. Ve çocuğun beynine bu yüz hattı yerleşiyor. Ve çocuk Suriye'ye kaçıyor bir şekilde. Suriye'de bu çocuk okuyor ve bu çocuk doktor oluyor. Aradan yıllar geçiyor. Ve bir gün ameliyathaneye giriyor. Diyorlar ki acil bir vaka geldi. Bu acilen ameliyat olması lazım yoksa adam kan kaybından gidecek. Ve bu doktor içeri giriyor. İçeri girer girmez ameliyat masasında bir bakıyor ki annesini ve babasını öldüren adam. Şimdi ne yapacaksın burada? Şöyle bir düşünün. Annemi ve babamı öldüren şimdi benim elimde. Şöyle bir hayal edin. Bu adamın yüreği sarsılıyor ama bu adam imanlı bir adam. Mesih'i tanıyan bir adam. Bu adam ağlamaya başlıyor. Diyor yarabbim diyor ne yapacağım? Annemi ve babamı öldüren şimdi diyor burada benim yardımıma muhtaç. Eğer bakmasam ölecek, bakarsam yaşayacak ve annemi babamı öldüreni mi yaşatacağım ben? İç dünyasında kavga ediyor. Ve sonra gözünün yaşını siliyor. Elbisesini giyiyor. Ameliyathaneye gidip adamı ameliyat ediyor.
kan kaybından ölecek olan adamı kurtarıyor. Sonra adam biraz zaman geçiyor, hastanede kendine geliyor. Ve adamın yanına gidiyor, diyor ki nasılsın diyor. Sağ ol doktor bey diyor. Senin sayesinde hayatım kurtulmuş diyor. Allah senden razı olsun diyor. Şöyle bir bakıyor, adama diyor sen nerelisin diyor. Diyor ki ben falanca köydenim diyor Türkiye'de. Peki diyor o köyden diyor şöyle bir diyor aile vardı diyor. Onları diyor tanır mısın diyor. Adamın suratı sapsarı oluyor. Sen nereden biliyorsun diyor o aileyi diyor. Doktor diyor ki ben onların oğluyum diyor. Onları öldürdüğünde ben oradaydım. Adam bunu duyar duymaz. Keşke diyor bu sözü söylemeseydin de beni öldürseydin daha iyiydi diyor. Yok diyor. Ben diyor iman eden bir adamım. Rab seni elime getirdi ki sana yaşam vereyim diyor. Ama bil ki diyor ben kimin oğluyum. Adam diyor ki beni mahvet. Ben öldürsem diyor bu kadar yüreğim gam yemezdi diyor. Bu acıyla diyor ben şimdi nasıl yaşayacağım? Adamın yüreğine ektiğin o acı var ya, o merhamet, o sevgi. Size şunu söyleyeyim, bir kere öldürmekten 100 kat daha iyi değil midir? Ne dersiniz kardeşler? Yapacaksan böyle bir şey yapacaksın ki, karşıdaki kötülüğü yapan, kötülüğünden dolayı utanç içinde kalsın ve günü gelsin geceler boyunca uykusu kaçsın ve tövbe etsin, canı kurtulsun. İşte bu imana dayalı olan bir şeydir. O yüzden Tanrı Kelamı ne söylüyor? Kimseye kötülüğe karşılık kötülük vermeyin. Birbiriniz ve bütün insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin. Her zaman sevinin. Bakın ne diyor Tanrı Kelamı? Her zaman sevinin. Niye sevineceksin her zaman? Her zaman sevinçli durum mu var ki sevinesin? Hayır, sevineceksin. Şunun için sevineceksin ki Rab İsa seni sevdi. Sen Rab tarafından sevildin ve Tanrı'nın cennetine layık sayıldın. Bu tanrısal bir ayrıcalık sevgili kardeşler. Bundan dolayı sevineceksin. Evet, acılar çektiğin zaman, kötüler ve kötülükleri düşündüğün zaman yüreğin burkulacak, canın incinecek. Ama şunu söyleyeceksin Tanrım. Dünyada kötülük var ama bütün bu kötülerin içinde, bütün bu kötülüklerin içinde beni sevdin. Sen beni sevdin. Ve kendi sevgine beni layık gördün. Diyerek ne olacak? Kendi yüreğinde kendini teselli edeceksin. Senin en güzel psikologun sensin. Ama sende olan iman bunu yapacak. İman yoksa bu olmaz sevgili kardeşler. Sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. Şimdi Tanrı İsa Mesih'de ne istiyor bizden? Bakın bu sıraladıklarımı şey diyor. Kötülüğe karşı kötülük vermeyeceksin. Birbirinize ve bütün insanlar için iyiliği amaçlayacaksın. Her zaman sevineceksin. Sürekli dua edeceksin. Her durumda şükredeceksin. Tanrı'nın İsa Mesih'de senden istedikleri budur. Bazen söylüyorlar, efendim diyor, ben diyor, İncil okudum da diyor, İncil'de şöyle diyor, ibadetler yazılı değil yani, ne yapayım, ne edeyim, nasıl? Yazılı değil mi ibadet? Bunlar nedir bunlar? Bu yazılı olanlar nedir? Size şunu söyleyeyim mi? Tanrı bana deseydi ki, günde 10 sefer elini ayağını yıkayacaksın, bundan daha kolay bir şey olmadı ki. Yıkardı. Tanrı bana deseydi ki her gün falanca yere gideceksin, geri döneceksin. Her gün gider döner mi? O kadar çok kolay bir şeydir ki. Keşke Tanrı bana deseydi ki sabah akşam şunları yapacaksın, her gün yapardım. Bir şey vereceksin, bir şey alacaksın. Çok kolay. Ama o biraz o kadar zor emirler var ki. Yüreğimin derinliğine işliyor bu emirler. Bu ne demek biliyor musun? Bunları yapmak için huyumu değiştirmem lazım. Bunları yapmak için karakterimi değiştirmem lazım. Bunları yapmak için kendimden vazgeçmem lazım. Bunları yapmak için gurur denilen bu illet üzerinden sıyırıp atmam lazım. Bunlar o kadar zor şeyler ki hep benliğime, hep yüreğime hitap eden şeyler. Bunlar kolay mı? Emir arıyoruz biz sevgili kardeşler.
emir. En büyük emir, ruhsal emirler. Bunları yapın, yaşarsınız. Çünkü bunlar tanrısal karakteri bize anlatıyorlar. O yüzden de evet, Tanrı'nın senden ve benden istediği budur. Düşmanlarınızı ne yapın? Sevin. Düşmanlarınızı bağışlayın. Yüreksizleri cesaretlendirin. Öyle değil mi? Kötülüğe kötülük yapmayın. Bunları yapmam için benim çok değişmem lazım. Ben nasıl değişeceğim? Beni kim değiştirecek? Bunlara baktığım zaman kendi huyumu beğenmiyorum. Bunlar bir ayna gibi. Buraya baktığım zaman burada hep zayıflıklarımı, eksikliklerimi görüyorum. O zaman şunu söylüyorum, ya Rabbi ben nasıl değişeceğim? Bunları yapabilecek biri var mı acaba? Bunları yapabilecek biri var mı acaba diye kendi kendime sorduğum zaman, eğer desem ki yok canım bunları kimse yapamaz, ben de yapmam zaten. Yapamayacağımız şeyleri Tanrı bize öğretmez. Bizim kabiliyetimizin dışında Tanrı bizden bir şey istemez. Tanrı diyor ki yaparsın, yapar. Sen yapacaksın. Senin gücün yeter. Çünkü ben seninle beraberim. Ben sana öğreteceğim, ben sana destek olacağım. Ve devam ediyor. Ruhu söndürmeyin. Hangi ruhu? Demek ki bir ruh var. Bu benim insan olarak kendi ruhumdan bahsetmiyor. Tanrı'nın bana verdiği ruhdan bahsediyor. Demek ki Tanrı bana ilave olarak bir ruh vermiş. Tanrı içime bir ruh koymuş. Ruhu söndürmeyin. Yani güvenin. O ruha güvenin. O ruh bunu yapacak. Sizde başaracak olan kutsal ruhun kendisidir. Ruhu söndürme. Hayır yapamam deme. Yapmayacağım deme. Veya da bedenin arzu ve isteklerine karşı ısrarla, inatla yapma. Doğru olanı biliriz ama yapmak bazen işimize gelmez. Neden? Çünkü canımız, canımızın istediğini yapmak istiyor. Bu da Tanrı'nın iradesi değildi. Ama şunu desek ki, Pavlus Resul gibi, Pavlus Resul de bir arada böyle bütün bu sözler, ayetler alıyor, bu sefer kendi kendisine bakıyor. Diyor, ya Rab diyor, doğru olanı biliyorum, doğrunun ne olduğunu da çok iyi biliyorum diyor. Doğru olanı yapmaya karşı diyor, bir isteğim var ama gücüm yok diyor, yapamıyorum diyor. Sonra Pavlus'un düşünceleriyle bedenindeki azalar birbiriyle çatışmaya başlıyor. Beyninde doğru olan geçiyor ama vücudunun azalarında yanlış olanı yapmaya karşı bir istek var. Sonra Pavlus Resul diyor, ya Rab diyor, bu zavallı bedenden beni kim kurtaracak? Biliyorum doğruyu ama yapacak gücüm yok, iyi olanı yapmaya gücüm yok. Sonra diyor, şükür olsun ki diyor, Rabbim ve kurtarıcım İsa Mesih benimle beraber. Evet, Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih bizimle beraber. Yeter ki biz diyelim, evet gücüm yok, ya Rab senden güç istiyorum. Bir gün adamın bir tanesi geldi dedi, ey İsa Mesih dedi, eğer yapabilirsen çocuğuma şifa ver. İsa döndü, ne diyorsun dedi, yapabilirsen mi? İman edene her şey mümkün. Bu sefer adam sözünü değiştirdi. Ya Rabbi imansızlığıma merhamet et dedi. Bak ne diyor? İtiraf ediyor. Evet diyor, iman edemiyorum. İmansızlığıma merhamet et. Ben de bazen bazı şeylere eğer iman edemiyorsam şunu söyleyeceğim. Ya Rabbi böyle yazılı söylüyorsun da iman edemiyorum. Etmek istiyorum ama edemiyorum. Bu imansızlığıma merhamet et dediğim zaman Tanrı ne yapacaktır? Merhametiyle aferin olur. Zayıf noktanı gördün ve bana getirdin, ben de burada işleyeceğim diyecek. Ve böylelikle Rabbin ruhu harekete geçecek. Onun için kardeşler kendimizi zayıf görmeyelim. Kendimizi zavallı görmeyelim. Kendimizi çaresiz görmeyelim. Çünkü bazen böyle ayetleri okuduğumuz zaman üzerimize bir hüzün çöküyor. Nedir bu hüzün? Evet maalesef. Maalesef o da bende var. O da bende var. O da bende vardı. Geriye ne kaldı? Bende iyi bir şey yok. Bütün zevkim kırılır. Ondan sonra da desin ki kiliseye gittik. Pastörden tokat üstüne tokatı yedik. Şimdi eve gidiyoruz.
dersin. Ne sevincin kalır ne selametin. Hayır. Bütün bunları, bunlar bize niye anlatıyor? Bütün bunları Rab'be götürelim. Bilelim, fark edelim ve Rab'be götürelim. Çünkü Rab bunu yapacaktır. Bakın ne söylüyor, devam ediyor. Ruhu söndürmeyin, peygamberin sözlerini küçümsemeyin. Bazen biraz önce ne söyledim? Vaaz ediyorum ama vaaz ettiğimde bir şeyler anlatıyorum. Bir peygamberlik sözü gibi birinin hayatını anlatmış oluyorum, bilmiyorum. Ve her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı tutulun. Ha. Şimdi bakacaksın ki eğer ki bir söz Tanrı'dansa, Tanrı'nın iradesine uygunsa, sana ağır da gelse, Tanrı'nın iradesine uygun olan sözü, sana ağır gelen bu sözü al, başımın üstüne de ve onu kabul et. Ve her çeşit kötülükten kaçının, esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Kim kutsal kılsın? Tanrı'nın kendisi. Bakın, Tanrı bizim, kelam bizim kutsal olmamızı istiyor. Evet ama biz kendi kendimize kutsallığa erişemiyoruz. Tanrı diyor, esenlik kaynağı veren Tanrı. Öyleyse Tanrı'ya biz güvendiğimiz zaman üzerimize ne gelecek? Tanrı'nın esenliği gelecek. Ve sonra ne yapacakmış bizi? Tümüyle kutsal kılma konusunda Tanrı işleyecek. İmanla kutsal olursun ama yaşamında henüz kutsallaşamadığın için Tanrı sende ne yapacakmış? İşlemeye başlayacak. Tanrı seni boşuna mı çekti buraya? Tanrı bu imanı sana boşuna mı verdi? Eğer Tanrı sende işlemeyecekse, Tanrı seni kendi haline bırakacaksa, cehennem yollarında yürüyesin diye Tanrı seni terk edecekse, niye bu imanı sana verdi? Seni yargılamak için mi bu imanı sana verdi? Ne dersiniz? Tanrı seni yargılamak için mi verdi bu imanı? Yoksa sevinesin, yargıdan kurtulasın diye mi bu imanı verdi? Bu imanı verdi ki yargıdan kurtulasın diye. Bu imanı verdi ki sevinesin diye. Bu imanı verdi ki evet eksiğim var ama Tanrı bendeki eksikliği tamamlayacak. Tanrı evet bana kutsallığı verdi ama kutsallık yolunda Tanrı beni büyütecek diyeceksin ve Tanrı'ya güveneceksin. Bırakın insanlar sizin cesaretinizi kırabilirler, ümidinizi kırabilirler. Yanlış düşüncelerle, yanlış sözlerle sizi iğneleyebilirler. Tanrı'nın ne dediğine bakın sevgili kardeşler. Tanrı tümüyle sizi kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız, bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. Kimin gelişinde? İsa Mesih çünkü bize var gelecek. Bakın bir vücutta ne var? Ruh, can ve beden. Bu üç şeyin üzerinde dünya egemenlik sürer. Günah egemenlik sürer. Onun için de diyor ki ruhunuz, canınız ve bedeniniz korunsun. Korunsun derken de koruyun demiyor bakın. Yine sizi alıyor, birine emanet ediyor. Tanrı'ya emanet ediyor. Ve sizi çağıran Tanrı güvenilirdir bunu yapacaktır. Görüyor musunuz? Yine kime güveniyor? Sizi çağıran Tanrı sizde bunu yapacaktır. Evet ben akılsız biri değilim, ben anlayışsız biri değilim. Evet ben zayıfım, ben günah içindeyim, ben hataların içindeyim. Ama Tanrım biliyorum ki bende bunu yapacaksın, bu imanı verdinse gerisini yapacaksın. Dediğim zaman Tanrı'ya güvendiğim anda Tanrı devreye girecek. Ruhumu, canımı, bedenimi yenileyecek, tazeleyecek ve kendi gelişine, kendi izzeti için hazırlayacaktır. Amin. Amin. İman ediyor muyuz? Amin. Güveniyor muyuz Tanrı'ya? Halleluya. Tanrı'ya güveniyoruz. Onun için bugün şöyle söyleyeceğiz. Evet, Pavlus'un öğütlerinden çok şey gördüm. Çok eksikliğimi gördüm. Öyleyse bunları Tanrı'ya götüreceğim. Ve Tanrı beni yenileyecek ve benden başlayacak. Çünkü başlamıştır. Başladığı işte Tanrı bende tamamlayacak. Böylelikle ruhumuz, canımız ve bedenimiz İsa Mesih'in gelişinde kutsallıktan kusursuz olarak korunacaktır. Kendimizi kimin kanatları altına bırakalım? Tanrı'nın, Rab Mesih'in ki yarab kanatlarının altına al ve bu imanı verdin, beni bu imanda büyüt, beni besle. Bir anne her zaman gözünü kimin üzerine diker? Evlatların üzerine diker. O evlatları büyütmek için kol kanat gerer. Onların canı yansa ananın canı yanar. Babaların fazla yanmaz, onu size söyleyeyim.
O yüzden dedik ki ağlarsa ana mallar gerisini yalan ağlar demişler ya. Şimdi hakikaten de öyledir. Şimdi kendi hayatımdan da biliyorum, itiraf edeyim. Şimdi çocuklar gece yarısında şey olduğu zaman, uyandıkları zaman küçükken hemen derdim hanıma, ağlıyor çocuğa bir bak. Yani kendim hemen kalkıp da çocuğu yataktan kaldırmayı düşünmezdim. Gerçi kaldırdığım zamanlar da olmuştur yani, yapmışımdır, etmişimdir. Omuzumda çok saatlerce gezdirmişimdir. Fakat çocuk nedense anne kucağına geldiği zaman daha farklı oluyor. Çünkü kendi doğuran anayı biliyor. İşte aynı şekilde kutsal ruh da böyle bir şeydir sevgili kardeşler. Kutsal ruh da bir anne gibidir. Bizim özümüzü bilir, bizim mayamızı bilir. Ve bizi, kokumuzu bilir. Ve bize yapışır. Tanrı bizi bırakmak istemiyor. Asla bırakmaya da niyeti yok. Onun için istiyor ki evet bu yanlışları, hataları görelim, bu kelama uyalım, yapamadığımızı da diyelim hadi Tanrı ne olur ben de yap bunu. Ama o kadar da ucuzcu da olmayalım, beleşçi de olmayalım. Yani her şeyi Tanrı'nın eline de bırakmayalım. Nasıl olsa Tanrı söz verdi yapar. Olmaz. Şimdi bendeki isteği gördükçe Tanrı yapar. Çünkü Tanrı'nın kelamı diyor ki Tanrı istekli canı doyurur. Bugün isteğimiz var mı? Bunları yapmak için. İstek var mı içimizde? Varsa Tanrı da var burada yapacak. Amin. Halleluya. Rabbim bizi bereketlesin. Kutsalsın sevgili kardeşler. Evet bir ilahi söyleyelim. İlahi iki grubumuz nerede? Bu ilahi söylenirken de kardeşlerimiz gönüllü hediyelerimizi toplasınlar. Rabbi hizmetinde kullanılmak üzere gönüllü hediyelerimizi hazırlayalım. Ve kardeşler de ilahi söylenirken sizin vereceğiniz Rabbin hediyelerini sizden toplasınlar.